Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satrançtaki taktik yöntemlerden hat kapatmak taktiği üzerine çalışacağız. Örnekler üzerinde nasıl işlendiğini göreceğiz. Daha önceki derslerimizde kare hat boşaltma taktiğini çalışmıştık. Öğretmenim bir boşaltıyoruz, bir kapatıyoruz diyorsunuz. Evet, taktikler birbirine çok benzer ama işleniş yollarına baktığınızda farklılıklar olduğunu göreceksiniz. Zaten birçok taktik yöntemde iç içe kullanılır. Karşınıza birden fazla taktik yöntemin iç içe kullanıldığı örnekler çıkar. Siz bu yöntemleri bu şekilde harmanlamalı, bir bakışta "Aa, bu, bu şu taktik yöntemi bana hatırlatıyor." diyebilmeniz gerekiyor. Bu yüzden de çok taktik soru çözmeniz gerekiyor. Satranç oyununda ilerlemek için taktik görüşünüzü, hesaplama gücünüzü geliştirmek için, güçlendirmek için taktik soru çözümü kaçınılmaz bir çalışmadır arkadaşlar. Evet, hat kapatmak. İlk örnek karşımızda beyazların vezir, fil, kalesi 5 piyonu var. Siyahların vezir, kale, fil 5 piyonu var. Ama taşların dağılımına baktığımızda beyazların vezir ve fil arasında bir işbirliği olduğunu, g7 karesine saldırıları olduğunu görüyoruz. Eğer siyahın veziri g7 karesini korumuyor olsaydı beyazlar vezir g7 aldığında mat ederdi arkadaşlar. Ama vezir olduğu için bakın şu an vezir veziri alabileceği için bu mattan kurtulur. Siyahlar hatta fil kazançlı çıkar. Peki biz hatırlarsanız önceki yöntemlerde koruyan taşla uğraş, ödülüne ulaş sloganı kullanmıştık. Acaba burada da bunu yapabilir miyiz? Bakın taktik yöntemimizin adı hat kapatmak. Hat neydi? Dikey, yatay ve çapraz yönlerin ortak ismiydi. Yani hat dediğimizde anlayacağız ki dikeyde, yatayda veya çaprazda bir uygulama yapacağız. Beyazlar diyor ki koruyan taşla nasıl uğraşabilirim? Vezirin burayı korumasından onu nasıl mahrum bırakabilirim? Yoksun bırakabilirim? Koparabilirim? Kale dikey boyunca ilerliyor ve o hattı yatay yönü kapatıyor arkadaşlar kapatıyor. Artık vezir gidi karesini direkt görmüyor. Kale kendisini feda etti. Bakın fil kaleyi alabilir. Fil 3 puan, kale 5 puan. Ama zaten amaç bu. Fil kaleyi alacak ve aldığında hat kapanmış olacak. Hat kapanınca da beyazlar amacına vezir gidi hamlesi ile ulaşacak, mat edecek. Hat kapatmak koruyan taşa yönelik bir taktik yöntemdir arkadaşlar. Hemen farklı örnekler üzerinde bu hat kapama taktiğini göstermek isterim. Çünkü çok sıra dışı örnekler göreceksiniz. Şaşıracaksınız. O örnekleri sonlara sakladım. Bakın karşınızda beyazın atı bir tane güçlü geçer piyonu var. Siyahların kalesi var. Birer tane şah da piyonları var. Sırada beyazlar da beyazlar diyor ki piyonumu sürsem atıma gelen saldırıyı göz ardı ederek geçer piyonumu sürsem ve bir hamle sonra da vezire terfi ettirsem nasıl olur? Fena olmaz. Kale atı alırsa, kale atı alırsa beyazlar piyonunu vezire dön dönüştürür, terfi ettirir ve üstünlük elde eder. Vezire karşı kale bu oyunu dikkatli hamlelerle kazancı taşır. Fakat siyahlar piyonun terfi edeceği kareyi kale E8 hamlesiyle kontrol edebiliyor. Buna bir çözümü var mı sizce beyazların? Var. Hat kapama. Kareyi kontrol eden kalenin yolunu kapatacak. Atını B8 karesine koyuyor ve kalenin hattını, yatayını, yönünü, yolunu kapatıyor arkadaşlar. Bir, bir sonraki hamlede de piyon veziri olacak, terfi olacak. Kale atı alırsa da zaten değişen hiçbir şey olmayacak. Piyon kaleyi alarak terfi edecek. Evet değişik bir uygulamasını gördük. Yine bakın çok ilginç ve sıra dışı duran bir örnek karşınızda. Beyazların iki geçer piyonu var. Terfi karesine sadece bir adımları kalmış. Bir hamleleri kalmış. Ve A8 piyonunun A piyonunun terfi karesini fil kontrol ederken C8 terfi karesini ise siyahların kalesi kontrol ediyor. Ve bu kontroller arasındaki zayıf noktayı beyazlar görüyor. Hat kapama taktiği ile kazanca gidiyor. Çok şık bir uygulama bakın. At kendisini C6 karesinden feda ediyor. Neden öğretmenim? Neden feda ediyor? Hat kapatmak için. Hangi hattı öğretmenim? Çapraz hattı, çapraz yönü ya da dikey yönü. İkisinden biri kapanacak nasıl kapanacak? Bu atı almak zorunda siyahlar almazsa iki piyon da şu an vizire terfi edebilir. Kale atı alırsa çapraz yön kapatıldı. Filin görüşü kapandı. O yüzden A piyonu A8'i ilerler ve vizire terfi eder. İnanılmaz. Yok efendim fille bu atı alsaydık ne olurdu? O zaman da kalenin dikiği kapandı. Kalenin hattı kapandı. Bu sefer de C piyonu vezire terfi etti. İnanılır gibi değil. Çok şık bir örnek. Devamı da zaten beyazın dikkatli oyunu ile kazancıya gidecektir. Zaten diğer piyonu da vezire terfi ettirebilecektir. Şer çekerek çıktığı için. Evet dördüncü örnek. Bu biraz daha farklı olacak. Uygulama farklı olacak. Ama hat kapama tabii ki. Beyazlar bir kale geride. Gördüğünüz gibi siyahların bir kale fazlalığı var. Kaybetmek üzere. Fakat bir şansı var. O da tatlının kenarına sıkışmış olan şahı acaba mat edebilir miyim diye bakıyor. Nasıl mat ederdi biliyor musunuz? Hayal kuruyor. Diyor ki, aslında diyor, atımla diyor F3'ten şah çekebilseydim, at aynı zamanda şahın G5'ten kaçış karesini de kontrol ettiği için mat edebilirdim diyor. Fakat bir problem var. Daha önceki derslerimizde öğrendiğimiz açmaz durumuna düşmüş. Açmaza düşmüş beyaz at. At hareket edemez. Şahını tehlike altında bırakamaz. Bu kurallara uygun olmazdı. Kural dışı bir hamle olurdu arkadaşlar. Fakat diyor ki keşke atımı oynayabilseydim. Keşke bu açmaz olmasaydı diyor. Siz de böyle hep araştırmacı olacaksınız satranç oynarken. Satranç oynarken karşılaştığınız sorunları çözmeye çalışacaksınız. En çok yapacağınız iş ve işlem sorun çözmektir. Hem de en kaliteli, en etkili cevaplarla. Unutmayın. Sorun gördünüz mü geri adım atmayacaksınız. O sorunun üzerine gidecek, temeline inecek ve sorunu kökten çözeceksiniz. Satranç size bu pratiği yapma fırsatı veriyor arkadaşlar. Beyazlar bu sorunu bakın nasıl çözüyor. Vezirini yatay boyunca götürüp G3'ten şah çekiyor. Şu an mat durumu söz konusu olduğu için yani şah kaçabilecek güvenli bir kareye sahip olmadığı için siyahlar at ile bu veziri almalı. Başka hamlesi yok. Ve at veziri aldığında ne oluyor? At açmazdan kurtuluyor çünkü o çaprazı kapattı. Açmaz olanağını yok etti, ortadan kaldırdı. Artık at özgür ve at F3'e geliyor, şah çekiyor, G5'te tutuyor. Zaten G4'te de piyon tutuyor mat ediyor. Şah da tabii ki burada piyonu koruduğu için mata destek veriyor. Çok şık bir örnek arkadaşlar. Bu örnekleri tek tek sizin için seçtim. Derledim. Bir araya getirdim. İki örnek daha göstereceğim sizlere. Hat kapama ile ilgili yine etkileyici örnekler. Hat kapama gerçekten sıra dışı örnekler içeriyor. Taşların kontrol ettiği yönlerin ne kadar kıymetli olduğunu, değerli olduğunu gösteriyor. Bu son iki örneği size sorularak soracağım. Arkadaşlar beyazlar iki hamlede mat eder. Evet beyazlar zaten veziri, veziri var. Kazanca daha yakın olan taraf. Ama ben sizden kurtuluşsuz iki hamlede mat istiyorum. Bulmaya çalışın. Unutmayın. Hat kapatmak. Hat kapama yapacağız. Ama hangi hattı kapatacağız siz bulacaksınız. Videoyu durdurup düşünün lütfen. Umarım bulanlarınız olmuştur. Çok ilginç bir hamle yapacak beyazlar. Bakın ilk hamlesi çok ilginç. Beyazlar zaten bakın çapraz boyunca burayı tuttuğu için beyazlar vezir giydi mat hamlesini yapamıyor. Kalkıp da veziri zaten G8'e gelemez. Korumasız gelirseniz şah yer sizi. Şah alır. Şah korumasız taşı alır. Korumalı taşı alamaz. Kale buradan şah çekerse de mat durumu var ama arkadaki kale yer. Alır. Kale E5'e geliyor arkadaşlar ya bu dikey ya bu çapraz hat kapanacak diyor. Ve ikinci hamlede siyatlar mat olacak diyor. Eğer kaleyi kale alırsa vezir artık B2'den mat edebilir. Çünkü filin hattı kapandı. Yok efendim fille kaleyi alırsa siyahlar o zaman kalenin hattı kapandı. Vezirin H1'den upuzun bir şart çekerek matı geldi arkadaşlar. Çok şık bir örnek. Ve kale E5'e hiç dokunmazsa zaten beyazın iki amacı var. Ya H1'den mat etmek ya da B2'den mat etmek bu matları da engelleyemez. Hat kapama sıra dışı bir olanak ama oyunlarda daha normal halleri çıkar. İlk örnekler normaldi ama son örnekleri biraz böyle sıra dışı yapmak istedim ki satrançta neler olabileceğini görün diye. Ve son örnek karşınızda beyazların yine Hat kapama taktik yöntemiyle mat'a gidebileceği bir oyun var. Hat kapatmak yapacağız. Nasıl kapatacağız? Soru şu. Beyaz oynar. İki hamlede mat eder. Evet. Benzer bir hamle. Evet, Benzer bir hamle. Kale B7 karesine geliyor. Kendisini feda ediyor. Feda etmesi ki amaç ama şu. Ya çapraz hat kapanacak. Ya dikey hat kapanacak. Ya filin gücü bitecek ya kalenin gücü bitecek. Kale kaleyi alırsa filin hattı kapandığı için vizir hebirden şah çekecek, mat edecek. Şah şahın yanına gelemediği için bu durumdaki karelere gidemeyeceği için kaçamaz, kurtulamaz mat olur. Eğer kale fedasını fille kabul etseydi siyahlar bu sefer de kalenin hattı kapandığı için vizir hebirden değil çünkü hebiri artık e, fil alır. Filin hattı kapanmadı kalenin hattı kapandığı için vezir birden benzer şekilde şah çeker. Şah yukarı gidemez. Çünkü beyaz şah o kareleri gözetliyor. Mat ediyor. Evet hat kapatma taktiğini de görmüş olduk. Bazen bazen hat kapatacağız. Bazen hat boşaltacağız. Bazen kare boşaltacağız. Bazen çekme fedası. Bazen saptırma. Bazen koruyan taşla uğraşacağız. Bazen çatal. Bazen şiş. Bazen açmaz yapacağız. Bazen açarak şah çekeceğiz, bazen açarak saldırı, bazen çifte şah çekeceğiz. Gördüğünüz gibi birden fazla taktik yöntem var ve bu taktik yöntemleri öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Başka bir derste görüşmek üzere, hoşçakalın.